Şehirleri kırsal yerleşmelerden ayıran özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi önde gelir? Deniz kıyılarında gelişmiş limanlara sahip olması ki her şehir deniz kıyısında olmayabilir şehirsel yerleşme. Kırsal yerleşmelerde deniz kıyısında olabilir ama tabii ki liman özelliğine sahip olan bir yerde daha çok şehir yerleşmesi olarak dikkate alınabilmekte. Ancak %100'ü için bunu söyleyemeyiz kadın nüfus oranının erkek nüfusa göre fazla olması bu daha çok kırsal yerleşmeler kısmında dikkate alıyor şehir yerleşmesi değil yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi ki buna göre bir sınıflandırma yok yer şekilleri düzse şehir engebeliyse köy diye bir şey ya da kırsal kesim diye bir şey söyleyemiyoruz sanayi ve ulaşım gibi fonksiyonların gelişmiş olması şehirleri kırsal kesimden ayıran en önemli özellik diyebiliriz o yüzden burada doğru cevabımız değişik oldu. Çünkü kırsal kesimde daha çok tarım, hayvancılık gibi sektörler öne çıkmaktayken daha çok şehirlerde sanayi sektörünü görebiliyoruz. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Aşağıdaki haritada bazı şehirler numaralandırılarak gösterilmiştir. 1 numara Edirne, 2 numara Antalya, 3 numara Zonguldak, 4 numara Adana, 5 numaralı merkezimiz ise Batman'dır. Bu şehirlerin hangilerinin gelişme göstermesinde fosil kaynaklı yakıtların çıkarılmasının etkisi fazladır. Fosil dediğimizde biz petrol, lignit, taş kömürü, doğalgaz gibi kaynakları alıyoruz. Şimdi bunları değerlendirdiğimizde bunlardan birisinin çıkarıldığı merkezleri almak gerekiyor. Ki taş kömürü zaten Türkiye'de sınırlı birinci zamanda oluştuğu için Zonguldak ve çevresinde e, dikkate alınıyor. Ya da Güneydoğu kısmında daha çok petrol alıyoruz Türkiye için. Niye? Türkiye'nin hemen hemen her yerine dağılmış. Bir numara Edirne. Edirne'de bu fosil yakıtlarından herhangi biri çıkarılmıyor. İki numara Antalya. Yine dikkate almıyoruz. Üç numara dediğimiz gibi Zonguldak. Zonguldak, Karabük çevresinde ve Kastamonu gibi alanlarda biz taş kömürünü dikkate aldığımız için burası şıklarda olması gerekiyor doğru cevabı bulmak için. Bunun yanında 4 numara Adana demiştik burada da almıyoruz ama 5 numara Batman demiştik. Batman biliyorsunuz Türkiye'de petrolün çıkarıldığı ilk alan. O yüzden Batman'ı da aldım. Yani 3 ve 5'in olduğu şık D olarak doğru cevabımızı değerlendirmiş olduk. Nüfusu 50 binin altındaki şehirlerin üye olabildiği Uluslararası Belediyeler Birliği Sıtta Slov dediğimiz sakin şehir adıyla 1999 yılında kurulmuştur. Türkiye'de de bazı şehirler Sıtta Slov Birliği'nin belirlediği çok sayıda kritere sahip olduğunu ispatlayarak bu birliğe üye olmuş ve sakin şehir ya da yavaş şehir ünvanı kazanmıştır. Aşağıdaki şehirlerden hangisi bu ünvanı kazanan şehirlerimizden birisidir? Türkiye'de son yıllarda artıyor sayı ki bunlar arasında Ankara Güdül var. Ama Ankara Haymana sakin şehirler arasında değil. Şırnak Silopi. Bunun dışında baktığımızda Bahçesaray Van, Edremit Balıkesir yine bu merkezler arasında sayılmıyor. O yüzden doğru cevabımızın Ankara Güdül aşık olduğu söylenebilir. Sakin şehir felsefesi bir şehirdeki yaşam kalitesinin iyileştirilerek kalkınmasının belli özelliklerin korunmasıyla mümkün olacağını öngören bir anlayışa sahiptir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin korunması bu anlamda önem arz etmez? Mimari özelliklerinin korunması ve geçmişte özellikle baktığımızda önemli mimarilerin varlığı burada e, dikkate alınan bir unsur. Gelenek ve görenekleri devam ettirmesi, özellikle popüler kültürü yansıtmaması önemli. Yeraltı kaynaklarıyla alakalı bir şey yok. Yani yeraltı kaynağı varsa olur. E, sakin şehir olmazsa bunu sakin şehir olarak kabul edemeyiz gibi bir mantık yok. Tarihi kimliği ya da tarihsel kimliğinin olması, şehirlerin yerel yemekleri ve bunların özellikle baktığımızda korunması gibi durumlar söz konusu. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Yerleşmelerin kır veya şehir yerleşmesi olarak sınıflandırılmasında özelliklerinden hangileri dikkate alınır? Ekonomik faaliyet türü ki sanayinin geliştiği alanlara bakarsak daha çok şehir yerleşmeleri, kır yerleşmelerinde ise tarım hayvancılık gibi sektörleri görüyoruz. O yüzden bu dikkate alınır. Nüfus miktarları yine belirleyicidir. Coğrafi konum ise belirleyici değil. Yani bir yerde baktığınızda işte 36 kuzey enleminde bulunuyor diye ee, şehir ya da 42'de bulunuyor diye kırsal kesim böyle bir sınıflandırma söz konusu değil Türkiye'den örnek verirsek. O yüzden 1 ve 2'yi aldık. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yüksek kesimlerdeki gür ot topluluklarından hayvancılık faaliyetlerinde yararlanmak amacıyla oluşturulan geçici yerleşmeler özellikle Akdeniz bölgesine yaygındır. Bu yerleşme türü son yıllarda Karadeniz bölgesinde turizmi canlandırmak amacıyla festival ve şenlikler yapılarak da değerlendirilmeye başlanmıştır. Bazı özellikleri açıklanan köyden küçük bu yerleşme tipi aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır? Damlar daha çok Batı Anadolu, özellikle Ege ve Çanakkale çevresi de örnek verilebilir. Bunun dışında divanlar daha çok Batı Karadeniz, kom daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Çiftlikler yer şekillerinin düz olduğu alanlarda görülüyor. Yukarıda özellikleri verilen ise yayla ki Türkiye'de yaylacılık faaliyetleri dediğimizde Karadeniz, daha sonra Akdeniz gibi alanları dikkate alıyoruz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Türkiye'de genellikle nüfusu 2000 ile 10.000 arasında olan kırsal yerleşmeler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? 2000'den daha küçük olan yerler köy ve köye bağlı bazı köy altı yerleşmeleri olan Dalyan ve Mezraları görüyoruz. Kasaba ise 2000 ile 10.000 nüfusa bu arada nüfusa sahip olan kırsal yerleşmelerden birisi. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Türkiye'de kırsal yerleşmeler yerleşme dokusuna göre toplu ve dağınık dokuya sahip yerleşmeler olarak ayrılabilir. Kırsal yerleşme biriminin toplu ya da dağınık dokulu olmasında daha çok iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynakları gibi doğal koşulların yanında ekonomik faaliyet tipi ve güvenlik gibi beşeri faktörler de etkili olabilir. Dağınık dokulu kır yerleşmelerinde evler konum olarak birbirine uzakta yer alır. Arazinin engebeli, su kaynaklarının bol ve tarım alanlarının parçalı olduğu yerlerde görülen bu tip dağınık yerleşmeler Türkiye'de Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında yaygın olarak görülmektedir. Arazinin nispeten düz ya da engebesiz ve su kaynaklarının az olduğu yerlerde meskenler birbirine yakın konumda bulunur. Böylece toplu dokulu yerleşmeler ortaya çıkmıştır. Bu tip toplu dokulu yerleşmelerde genellikle bir su kuyusu, çeşme ya da dini yapının etrafında meskenlerin toplandığı görülür. Ülkemizde denizden uzak iç kesimlerde bu tip kırsal yerleşmeler daha yaygındır. Türkiye'deki kırsal yerleşmelerin büyük bir kısmı toplu yerleşme şeklinde olduğunu söylemek mümkündür. Parçadaki açıklamaya göre bu yerleşmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkında kırsal yerleşmeler Türkiye'de daha çok toplu yerleşmeler özelliği göstermektedir ki son cümlede bunu zaten belirtmişti. Engebeli alanlarda su fazla ve tarım alanları parçalıysa dağınık yerleşmeler görülüyor. Yine burada bahsedildi. Su kaynaklarının yetersiz olduğu alanlarda toplu çünkü insanlar su kaynağının etrafında toplanıyor demiştik. Kırsal yerleşmelerin dokusunu daha çok iklim, su, e, yukarıda yine ilk cümlelerde bundan bahsedilmişti, onu da aldık. Dağınık yerleşmeler genellikle bir caminin ya da e, az miktarda su kaynağının varlığına bağlı demiş. Bu toplu yerleşmenin özelliği olduğu için bu yanlış oldu. E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Türkiye'de kırsal yerleşmeler yerleşme dokusuna göre toplu ve dağınık dokuya sahip yerleşmeler olarak ayrılabilir. Kırsal yerleşme biriminin toplu ya da dağınık dokulu olmasında daha çok iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynakları gibi doğal koşulların yanında ekonomik faaliyet tipi ve güvenlik gibi beşeri faktörler de etkili olabilir. Dağınık dokulu kır yerleşmelerinde evler konum olarak birbirinden uzakta yer alır, arazinin engebeli, konum, e, su kaynaklarının bol ve tarım alanlarının parçalı olduğu yerlerde görülen bu tip dağınık yerleşmeler Türkiye'de Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında yaygın olarak görülmektedir. Arazinin nispeten düz ya da engebesiz ve su kaynaklarının az olduğu yerlerde meskenler birbirine yakın konumda bulunur. Böylece toplu dokulu yerleşmeler ortaya çıkmıştır. Bu tip toplu dokulu yerleşmelerde genellikle bir su kuyusu, çeşme ya da dini bir yapının etrafında meskenlerin toplandığı görülür. Ülkemizde denizden uzak iç kesimlerde bu tip kırsal yerleşmeler daha yaygındır. Türkiye'deki kırsal yerleşmelerin büyük bir kısmı toplu yerleşme şeklinde olduğunu söylemek mümkündür. Görsellerde verilen yerleşme dokularına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkında birinci görselde verilen yerleşim alanında su kaynakları ve yağış fazladır denmiş. Ki burada su kaynakları az olduğu için insanlar o su kaynağının etrafında toplanıyordu. Yani bu dağınık yerleşmenin görsel ikinin özelliği olduğu için yanlış. İkinci görselde verilen yerleşme dokusuna Konya ve Kırşehir'in kırsal alanlarına rastlanır denmiş ikinci görsel dağınık yerleşmeyi gösteriyor. O yüzden bunu daha çok Karadeniz'de gördüğümüz için İç Anadolu'da toplu yerleşmeler var. Yanlış bir bilgi oldu. C şıkkında ise birinci görselde verilen yerleşmede tarım alanları çok parçalı değil. O dağınık yerleşme yani ikinci görselin özelliği. O yüzden bu da yanlış oldu. D şıkkında ikinci görselde verilen yerleşme özellikle Doğu Karadeniz'in dağlık alanlarında görülüyor. Doğru dağınık yerleşmeleri biz daha çok Karadeniz'de görüyoruz. Birinci görselde etkin ekonomik faaliyet sanayi olduğu için toplu yerleşme ki bunlar kırsal yerleşmeyi ifade ettiği için bu bilgiyi de doğru olarak kabul edemiyoruz. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Köyden küçük bazı kırsal yerleşmelerle ilgili özellikler şunlardır. Buna göre özellikleri verilen yerleşmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Küçük baş hayvanların yetiştirilmesine yönelik olarak çevresi taş duvar ya da çitlerle çevrili barınaklar şeklinde inşa edilen bu yerleşmelerin genellikle üstleri açıktır. Bu yerleşmeler Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da yaygın olarak görülür. Küçükbaş hayvancılığın yapıldığı bu köy altı yerleşmelerine biz ağıl adını veriyoruz. Konar göçer ailelerin hayvancılık yapmak amacıyla oluşturduğu geçici yerleşmeler genellikle çadırlardan diyor ki çadırlar varsa ki Akdeniz gibi alanlarda görülüyorsa bunu direkt obayla eşleştirebiliriz arazi sahipleri ve çalışanlar için evlerin inşa edildiği geniş araziler üzerine kurulmuş etrafı çevrili ki geniş tarım arazileri diyorsa tarım hayvancılık ve baktığımızda düz alanlarda karşımıza çıkıyorsa bu yerleşmelere biz çiftlik adını veriyoruz. Deniz, göl ya da akarsu kenarlarında balık avlamak ya da üretmek için kurulmuş geçici yerleşmelerdir. Türkiye'de daha çok özellikle Ege, Muğla, Dalyan ilçesi de e, Dal, Dalyan yerleşmesi de var. Batı e, Anadolu dediğimiz Ege, bunun yanında Akdeniz kıyılarına yaygın olan Dalyanları görüyoruz. Medralar ise baktığımızda daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da karşımıza çıkıyor. Onunla ilgili bir bilgi verilmediği için doğru cevabımız E şıkkı oldu.